Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey ya? Yok bir şey. Kızım ne oldu? Söylesene. Sinirleri bozuldu. Enişte'cim biraz... söylesene ne oldu? Yok bir şey. Devam eder misin lütfen? Devam edip etmeyeceğimi ben biliyorum Elisa'cığım. Ne olduğunu anlıyorum. Burada oturmuş hüngür hüngür ağlıyorsun. Ve şu anda ne olduğunu bize söylemek durumundasın. Ne oldu? Karşıma geçmiş böyle gülüyor ya böyle biliyor musun? Gerçekten. Çok tamam, sakin ol. Çok sinirlerim. Derin bir nefes al Elisa'cığım. Peki sen o sırada gördün mü elbiseyi parçalarken, sen de orada mıydın? Ben gördüm zaten, çok sinirlendim. Buraya indim, Esra'yı gördüm. Yanına indim, girecektim, girmeme izin vermediler. Yukarıdan baktım bu eşyaları paramparça ediyor. Yukarı çıktım ben özümü zaten, üzerine yürüyecektim. Yukarı çıktım baktım kapıya, oradan da beni almıyorlar. Sonra biz en son giyim odasına girdik. Giyim odasında ben çok sinirlendim. Bir de hala gülüyor, Esra'nın üzerine gelmeye devam ediyor. Esra'yı orada ben çok üzüldüm. Esra'nın üzerine gelmeye devam edince ben de Esra'yı üzüldüğüm için Özlem'e dedim ki sen kimsin ki böyle hareketler yapıyorsun? Daha size neler yapacağım? Siz böylesiniz, size şunu deneyince benim kemerim ben vardı. Böyle bir şey benim söylemedim. Benim çantamın kemeri vardı. Ben de onu sinirlendim, Özlem'e attım. Özlem de kalktı bana dedi ki senin babanın dövdüğü bu kemerle seni döveceğim. Nasıl ben ya? Zaten sinirlerim bozuldu. Ve şu an karşıma geçmiş gülebiliyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Burada diskalifiye olmam hiç önemli değil. Kalk kalk seni. Geliyor. Kendime çok zor tutuyorum, haddini bil. Ben haddimi biliyorum. Cümleleri çarpıtarak söyle. Hayırdır? Sen bana çantasının kemerini sırtıma fırlatıyor. Ben de sen dedim ki... Sen nasıl böyle bir cümle kullanırsın? Cümleyi çarpıtmasınlar. Sen nasıl böyle bir cümle... Sen böyle bir cümle kullandın Hayır, mı? Hayır ben... Kullandım. Senin babanı bir dakika. Duydunuz mu? Hocam ben oradaydım. Elisa'yı ben tuttum zaten. Giriyorlardı birbirlerine. Ben bir cümlemi bitirebilir miyim? Ekip geldi sonra. Bir susar mısın? İlk önce... Çantanın kemerini sırtıma fırlattı ve bunu sert bir şekilde sırtıma fırlattı. Ben de dedim ki bu şiddeti babandan mı böyle gördün dedim. Demek ki sen de onu uyguluyorsun, sana da böyle mi uygulamak asla gerekiyor dedim. Bu cümleyi kurmadı. Evet, tamam, bir şey değil ki bu cümleyi kurmadı. Nasıl söylersen söyle. Bu peki, söylediğin o kemeri sırtına fırlatmakla alıp sırtına vurmanın ne farkı var? Özlem aranızda kaç var? Yaş var? Sen neden büyüklük yapmıyorsun? Yasemin Hanım sizin sırtınıza birisi kemer fırlatsa ve sert benim bir şekilde... Sırtıma... Elisa kemer fırlatsa ve biraz önce bahsettiğin o travması olan Elisa'ya... Elisa'ya gider sarılırım biliyor musun? Sana yemin ederim sarılırım. Sizin üzerinize yürüyen, askıyı sen alıp... Sen de o küçük, yaşı küçük. Onun zaten bir travma... O zaman bir de gerçekten öyle yani. Beni dinler misin lütfen? Daha neler? Senin düşündüğün gibi Aslanım düşünüyorsan... çıktı yemin ediyorum. Gerçekten düşüncen buysa senin çocukluğunda baban kemerle seni dövdü diye mi sen şu anda böyle yapıyorsun? Gerçek düşüncense, böyle düşündüğün içinse onu düşündüğün için gidip ona sarılman lazım. Hayır ben ilk önce ona dedim ki o kemeri fırlatmak nasıl bir şey dedim, ısrarla üzerime geliyor. Yani babanın dedim, sen, seni kemerle dövdüğü gibi bu kemerle seni döverim dedi. Sarılman onu iyileştirmen lazım. Babanın seni kemerle dövdüğü gibi bu bana attığın kemerle seni bak döverim dedi. Hem de no o kadar acımasızca söyledi ki bu yukarıda. Ben gidiyorum konuşun. Ben gidiyorum abi. Ben bunları dinleyemem. Konuşun siz. Ben böyle bir şey söylemedim. Yapamazsın. Evet. Biraz önce yaşananlardan ötürü sevgili seyircilerimiz, ekran başındaki herkes, sizlerden çok çok özür diliyoruz. Burada asla istemeyeceğimiz bir durum yaşandı ve bunun için gerçekten uzun bir süre ara vermemiz gerekti. Ancak bu durumla ilgili düşünüp en doğru kararı, en doğru yolu izleyeceğiz. Evet. Günler içerisinde de detaylarını konuşup tartışacağız ve en doğru kararı vereceğiz. Tekrardan özür dileriz. Durum bu şekilde. Elisa'cığım, evet maalesef burada bazen sinirler... oldukça gergin oluyor. Onun için de hiç ekrana yansımasını istemediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Evet, Elisa.
Daha sakin ve iyi misin şu anda? Evet, şu an birazcık daha iyiyim Yasemin Hanım. Söylemek istediğim bir şey var mı biraz önceki durumla ilgili? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sizden çok özür dilerim. Aynı zamanda ekipten de çok fazla özür diliyorum. Buna şahit olduğunuz için arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Ama birazcık tahrik edildim ve tahrik edildiğimden sonra böyle bir olay yapmamam gerekiyordu. Çünkü bana yakışan bir hareket değildi. Ne olursa olsun çünkü karakterim böyle bir insan değil. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Yine ne olursa olsun kendi adıma bunu kendime yakıştırmadığım için kendimden özür diliyorum öncelikle. Bu şekilde yani söyleyeceklerim. Özlem'den de özür dilemelisin Elisa. Ne olursa olsun. Öncelikle kendinden özür dilemen muazzam. Karşındaki kim olursa kendimden olsun. Kendimden niye özür diliyorum? Kendimden şunun için özür diliyorum. Bu hareketi kendime yakıştırmadığım için özür diliyorum. Özlem konusuna gelecek olursak, Özlem konusunda kendisi hala burada bu şekilde oturup özür falan dilemiyorum onun için. Hak etmiyor çünkü. Hak eden bir insan olmuş olsaydı ben ağlarken o benim karşımda gülmezdi. Ben de şu an ağladığım zaman karşımda bu şekilde oturmazdı. Siz benim üzerime bu kadar gelmeseydiniz zaten ben size onu yapmazdım. Sen Esra'nın kıyafetlerini yırttığın için tamam, bak, seni ilgilendiren bir şey değil. O gün Eda konusuna geldim, sen düzgün bir şekilde insan gibi konuştun. Neden böyle yapıyorsun? Ama hala gurur, o kadar yani gururunu ön planda tutuyorsun ki. Hani bir bırak bir kır onu. Ben sen insan gibi kaç kere konuşmaya çalıştım. Bugün bu olay olduğunda da yukarı çıktım yanına. Canım ben sen de dün akşam senin yanına geldim dedim ki. Elisa benim seninle hiçbir sıkıntım yok. Benim sen de neden onlarla dedim güçlü oluyorsun benim dedi. Hiçbir sıkıntım dedim, yoktu. Olayları dedim, o gün bana tutuyorsun. Sonra babanın kemer muhabbeti olduktan sonra ben sana yükseldim. Hiç alakası yok. Ben hiç alakası yok değil. Ben sana yukarıda, bir şey söyleyeceğim. Burada bir biraz önce yanına geldim. Biraz sana önce dedim burada... ki Elisa neden bana böyle davranıyorsun? Biz seninle böyle değildik dedim. Sen bana dedin ki olayları çarpıtıyorsun. Elisa biz seninle arabada bunu konuştuk. Ben bir şey çarpıtmıyorum dedim. Yani biz seninle böyle değildik. Neden kızlarla üçlü oluyorsun diye dün akşam ben seninle geldim, konuştum. Ben burada haksız. Ve ben yani az önce defileden önce sen de arkada seninle olarak konuştum. Pekala. Elisa'nın yaptığını asla onaylamıyoruz. Bir daha da burada böyle bir şey olmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim sana Esra. Evet, böyle bir şey yaşadın. Özlem senin elbiselerini yırttı. Ya bitmiyor ki sizin zaten bu durumlarınız burada. Ha, bana kalırsa yorumumu yapayım mı sana? Evet. Sen de bunun, evet bu çok fazla elbisenin bu kadar kesilmesi ama sen de bir yerde karmanı yaşıyorsun. Sen de burada yaptıkların var. Arkasında durdukların var. Gözlerin şu an yani ağlıyorsun, çok üzücü. Ama karma da böyle bir şey. Dönüyor, vuruyor yani. Bu karma değil bence. Siz bu şekilde değerlendiriyorsanız saygı duyuyorum. Evet, ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü burada Aleyna'nın da yeri geldi ağlamalarını, o gün puan alamadığını hepimiz gördük. Onun ağlaması çanta yüzünden değildi Yasemin Hanım. Nasıl ne ya? Yüzünden senin yüzünden burada hala kendini konuştukları savunuyorsun. Konuştukları yüzünden ağladı. Sen o duruma nasıl... düştüğü için ağladı. Esra, bir şey söyleyeceğim sana. Bugün Özlem'e dedin ya, benim emeklerimin karşılığı bu mu diye. Ben bunu mu hak ettim işte, haksızlık diye. Sen de benim emeğimi alıp saklayıp bu podyuma beni emeklerimin karşılığını vermeden çıkarttın. Aleyna, sen benim yukarıda sadece ne yaşadığımı bilmiyorsun. Alıp, ben sana aynı şeyi yaşatmadım. Elbiseni aynı konu alıp saklasaydı asla belki bu asla kadar değil. Aynı şey değil gibi bakmayacaktın ama elbisenin yırttığı için böyle düşünüyorsun. Tabii her ki bu çok daha şey. Ağır. Bu çok evet, daha ağır fazla. Olabilir bu, ama... bu onunla eşdeğer hayır. Bir şey değil. Bu gerçekten çok fazla bir şey. Bu yüzden bu durumdan ötürü bugün değerlendirme dışısın Esra'cığım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Var. Çok kısa var. Çok kısa. Ya genel konuşmak istiyorum ben. Şimdi çocuklar, pırıl pırıl genç kızlarsınız. Ve öyle çok seyredilen bir programın içindesiniz. Ve sizi insanların örnek alması gerekir. Bu mu? Bizleri örnek alıyorlar. Doğru ya da yanlış. Sizleri de örnek alıyorlar. Hepinize bugün teessüf ediyorum. Bir büyüğünüz olarak beni çok şaşırttınız. Devam edin ne yapmak istiyorsanız. Bu kadar söyleyeceklerim. Değerlendirme dışı oluyorsun çocuğum. Maalesef. Çok üzgün olduğumu hepinize belirtmek istiyorum.
böyle bir tabloya şahit olacağımı hiç düşünmezdim. Ve siz de farkındasınız ki hepimizin bu olaylardan çok etkilendiğini ve lütfen bunlara varacak derecede ilişkilerinizi kötü boyuta getirmeyin. Teşekkür ederim. Evet, öyleyse değerlendirme dışı olduğun için evet. Seni yerine alıyoruz. Ve Serdar'cığım. Esra'cığım, seni yerine alalım lütfen.